Atölyem benim kalbime döndüğüm, yöneldiğim yer aslında. İsmet Özel'in mısralarında söylediği gibi eve dön, şarkıya dön, kalbine dön. Evime, şarkıma, kalbime döndüğüm yer atölyem, masam. Masamın üzerinde çizimlerim, çinilerim, boyalarım, fırçalarım ve aslında kendimi bulduğum yer burası. Bozüyük'te dünyaya geldim. Babam askermiş dünyaya geldiğim zaman. O döndükten sonra 1 yaşında Bursa'ya geçiyoruz ve benim aslında çocukluk yıllarım Bursa'da başlıyor ve devam ediyor. 3 kardeşiz. En büyükleri benim ablayım. Annem ev hanımı, babam serbest meslek çalışanı. Çok kitap okuyan bir insandı. Dolayısıyla evin içine her gün günlük olarak 2 gazete giren, sürekli kitap okunan bir yer olunca bu ev ister istemez örnek alınıyor ve benim çocukluğumda kitaplarla ve oyunla geçti. Aslında ailede sanatla ilgilenen hiç kimse yok ama sanata yönlendiren bir hayattı zaten kendiliğinden gelişen. Benim edebiyata, yazmaya merakım vardı ve resme. Oyunla birlikte zaten oyunlarımızın içinde de resimler vardı. Resimler yapardık. Tabii ki en iyi, okulda da en iyi olduğum ders de resim dersiydi. Babamın tarihe olan ilgisi bizi eskiye, bu milletin tarihine yönelmeye sevk etmişti. Sanata yatkınlığım beni bu manada Çin'e doğru götüren bir yol oldu. Yani bu tarih bilinciyle aslında çok bilinçli olarak Çin'e doğru yöneldim. Bunda çocukluğumu ve ilk gençliğimi yaşadığım Bursa'nın yeşilini, muradiyesinin tabii ki katkıları var. Zaten ister istemez hayat bizi olmak istediğimiz yere doğru götürüyor. İlk üniversitem Kütahya Domutplan Üniversitesi'ydi. Orada aldığım eğitim başlangıçtı aslında. Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte 2. üniversitemi okumuş oldum. Çok severek okudum. Sadece Çin'i değil, hocalarımı da seviyordum. Zaten beni okuduğum bölüme, yaptığım işe daha fazla sevmemi sağlayan, saygı duymamı sağlayan şeylerden biri de hocalarıma olan muhabbetim. Kütahya'daki eğitimden yaklaşık 6 yıl kadar sonra ben Mimar Sinan'daki eğitimime başladım. Bu süreçte hem Çin'i yaptım hem restorasyon yaptım. Beni tekrar okumaya sevk eden şeylerden birisi daha fazla bilme, öğrenme isteğiydi. Eksik bir şeyler olduğunu düşünüyordum hep. Yeterli gelmiyordu öğrendiklerim. Ha şimdi yeterli midir? Sanatın sonu yok. Biz hep öğrenmeye devam edeceğiz ama ulaşabileceğim en iyi noktaya kadar bunun için uğraştım. Çin'im hayatımın tam olarak merkezinde. Kendime olan yolculuğumun ifadesi. Durmadan kendime dönüşlerimin, kalbime dönüşlerimin yolu aslında. Kendimi en iyi hissettiğim yer, ifade ettiğim nokta. Çin'i benim için böyle bir şey. Geleneksel malzeme ve tekniklerden aslında hiç ayrılmadım. Sıraltı tekniğinde çalışıyorum, kıvarslı altyapı kullanıyorum ve geleneksel çini boyalarımızı kullanarak çalışıyorum. Yaptığım işler biraz daha çağdaş yorumlar ama kullandığım teknik tamamen geleneksel. Ben bunu bir ayağının sapasağlam yere basması olarak görüyorum aslında. Tam da geleneğin ortasına. Dolayısıyla ondan ayrılmıyorum. Yaptığım işlerin birbirini tam olarak örttüğünü düşünüyorum. Bu geleneksel malzemeyle çağdaş yorumların. Yani ben hiçbir sanatı bir sınır içine sokmayı da uygun görmüyorum. Yani çiniyi sadece çini malzemesi üzerine yapmak elbette mümkün ama yapılmaya da bilir. Ben aslında tasarımda bir farklılık geliştirdiğimi düşünüyorum. Formlar üzerinde çok oynamadım, çalışmadım şu manada. Benim tercihim daha ziyade daire üzerine çalışmak. O yüzden başka form arayışım olmadı. Ama yüzey çalışmalarında, yani duvar kaplamalarında duvarın şekline, kullanılacağı yere, yüksekliğine, mesafeye göre ayarlayıp onların tasarımını ayrıca yapıyorum. Yani sadece seramik tasarımları değil, duvar tasarımları da yapıyorum ve bununla ilgili çalışıyorum. Fark oluşturduğum, yenilik getirdiğim, belki bakış açısı getirdiğim şey, üzerine, zeminin üzerine yaptığım yorumlar ve tabii ki tasarımlar. Selsebil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni binasının girişi için tasarlanmış bir çini pano. 8 metre boyunda, 2,40 enine sahip oldukça büyük bir iş. İsmini panonun tam merkezine yerleştirdiğim bir selsebilden alıyor. Kat kat küçük havuzlardan oluşur selsebil ve üst üste oluşan bu havuzlardan aşağıya doğru sular akar. En yukarıdan da fıskiye ile dışarıya doğru sular saçılır. Bunu çalışmamın sebebi, Millet Meclisi'nin o gri duvarının, avlusunun ufak da olsa bir bahçe gibi görünmesini, orada bir sükunet, bir huzur havası yaratmayı istediğim için seçtim. Zemini siyah, bu huzuru ve sessizliği ifadesini daha kuvvetlendireceğini düşündüm. Tasarımın her iki yanında birer selvi yer alır. Selvileri özellikle yarım koyarak çalıştım ki sanki bu bahçe aslında devam edip giden, uzayan bir bahçenin kesiti. İçinden bahar dalları çıkar ve asıl vurgulayıcı kısmı da selsebilden fışkıran suları birer motif gibi değerlendirerek panonun yüzeyine yayarak kullandım. O motiflerdeki çizgileri sanki birer nota gibi, sanki birer ses gibi izleyicinin anlamasını, bunu hissetmesini istedim. Buraya uyguladığım iş tamamen özgün bir tasarım. Yapımı yaklaşık 3-4 ay sürdü, yerleştirilmesiyle birlikte biraz daha fazla. Ama bu bir ekip işi. Uzun süreler çalışarak bir ekip halinde uygulamasını gerçekleştirdik. Kıvars zemin üzerine çok renkli ve mat sırlı çalışıldı eser. Benim işlerimi gelenekselden ayıran en bariz fark, ilk bakışta ortaya çıkan, ilgisini çeken seyircinin renkleri ve boşluk duygusu. Bizim İslam sanatlarında boşluktan kaçınma, boşluğu doldurma duygusundan uzak bir tasarım anlayışım var aslında. Serbestçe boşluk içinde salınan motifler ya da mitolojik bir takım figürler çok bariz bir ayrışmaya sebep oluyor. Gelenekselle benim yaptığım işler arasında. Geleneksel tasarımdan, geleneksel çini sanatından farklı olarak tamamen bir sanat bakış açısıyla yaklaşıyorum. Eserlerimi genellikle üçlemelerden oluştururum ve bunu bir fikir çerçevesinde geliştiririm. Anlatacağım hikaye, öykü ya da düşünceyi, o an için hissettiğim şey neyse, onu en iyi ifade edecek çizgiyi, motifi bulasıya kadar çalışırım ve araştırırım. Kimi zaman gelenekten gelen motifleri yeniden soyutlayıp, stilize edip uygularım, renklerini değiştirerek. Kimi zaman da yepyeni motifler oluştururum. Aslında tasarımlarımda bir farkındalık yaratma peşindeyim. Kendi hissettiğim duyguyu seyirciye hissettirme. Yani bu kendime dönüşlerimi, kendime arayışlarımı çiniyi izleyene hissettirmek için bunu yapıyorum. Yaptığım eserler biricik, birer tane. Ve bunları seri halinde üretime hiç dönüştürmedim. O yüzden yaptığım işlerde ne kendimi, ne geleneği ne de başkalarını tekrar etmeden özgün işler yapma peşindeyim. Elem serisinin ikinci eşi ilkinde olduğu gibi yoğun bir hüzün içerir aslında. Burada kendi duygularımdan, kendi dünyamdan yola çıkarak başka kadınların da acılarını anlatmayı aslında istedim. Eserde bir kuyunun, bir mağaranın ya da kendisinin içinde olan kadının yanmakta olduğunu, bunu açıkça göstermeyi istedim ve yaptım. Ve bu yanmadan çıkan dumanlar arasında kadın başlarını, acı içinde duran kadın başlarını tasvir ettim. Burada aslında hem Selçuklu'daki çinilere bir gönderme var. Figürün en çok kullanıldığı dönemdir Selçuklu dönemi ve kadın figürleri de kullanmışlardır. Hem de günümüz insanının, günümüz kadınının kederini, elemini paylaşmaya yönelik bir iş. Dolmabahçe Sergi Salonu'nda sergilendi Elem. Bu eser şeffaf sıra altına yapılmış bir iş. Taban altında siyah zemin üzerinde büzüşmüş, kendine doğru kapanmış kız figürünü kız kardeşimi model alarak çalıştım. Alev yalımlarını sarıdan kırmızıya geçen degrade bir şekilde tasvir ettim. Daha güçlü bir ifade oluşturduğunu düşünüyorum çünkü bu şekilde. Üstüne tam da bu kızın dünyasını, bu kızın ve bu kadınların dünyalarını anlatan bu kederli havayı vermek için de gri tonlarını aralarda sarı bulutlarla birlikte kullandım. Özellikle burada dikkat ettiğim şey bu siyah ve kırmızının güçlü etkisinin gri ile birlikte tamamlanması. Yani gri'nin baskın olmadan aslında bunun bir dünya oluşturduğunu ama biz o dünyanın görünen tarafını daha çok önemsediğimizi göstermek için böyle bir şey yaptım. İşlerinden, sanat yaşamından, üretimlerinden etkilendiğim birçok sanatçı var. Karamemi'yi çok heyecanlı ve yenilikçi buluyorum. Onun ruhunun da yaşadığını düşünüyorum aslında. Ve bana ilham veren bir insan kesinlikle. Kendisinden önceki ustaların hem izinden gidip usul olarak hem de onların yaptıklarından farklı bir bakış açısıyla yepyeni şeyler ortaya çıkaran çok güçlü bir karakter bence Karamemi. Batıya doğru yönelirsek Art Nouveau'nun en iyilerinden birisini, Klimt'i çok başarılı buluyorum. Onun motifleri, süslemeyi, kullanma biçimini seviyorum. Ve Uzak Doğu sanatçılarının işlerindeki sükuneti, çizgilerindeki yalınlığı çok beğenirim ayrıca. Anka serisi de diğer 5 seri gibi Yol sergisindeki üçlemelerden birisinin ilk eseri. Ve Anka ile Ejder'in mücadelesini anlatan bir işten oluşuyor bu üçleme. Bu ilk işin Anka'nın hikayesinin aslında bütün bu Yol serisiyle bir bağlantısı var. Hemen hepsinde olduğu gibi hepsinin ana fikri, çıkış noktası, kendini aramak, hakikatin peşine düşmek ve kendini bulmaya yönelmeyi simgeleyen, 7 vadiyi aşarak Kaf Dağı'na ulaşmaya çalışan bir mitolojik figür Anka. Kişisel sergim olan 2012'de açtığım Yol çalışmalarından bir tanesi ve Taksim Sanat Galerisi'nde sergilendi. 42 santim çapındaki bu eserde yine klasik bir kıvarslı zemin üzerine çok renkli olarak uyguladım. Eserin zemininde siyah rengi kullandım ve Anka'ya yukarıdan bakarak salınışını daha iyi izleyebileceğimizi düşündüğüm için böyle dairesel bir çalışma yaptım. Kanatlarında mangan morunun tonlarını görürüz ve kuyruğuna doğru ilerledikçe de bulutların rüzgarda salınışını görürüz. Eserlerimin başlangıç noktası, beni tetikleyen şey aslında yaşamımda olup bitenler. Bu eserlerime bazen bir incir, bazen bir ankanın kanadı, bazen bir şahmeran olarak yansıyor. Kara hindiba sarı bir çiçek. Bu çiçek çocukluğumuzda bizim ilgimizi çekiyordu ama asıl ilgimizi çeken onun olgunlaştıktan sonra oluşturduğu o tül gibi uçuşan, üflediğimizde etrafa dağılan kısımlarıydı. O rüya gibi olan kısmıydı. Aslında bu birazcık hayata benzeyen bir şey. Her şeyin önce var olup sonra yok oluşunu anlatıyor, ifade ediyor. Bu benim için anlamlı. Zaten bu eseri üretirken de kullandığım teknik, yani bunu 3 boyutlu hale getirmek de bunun içindi. Eserin çıkış noktası aslında bu fikirdi. Pendik'te bir sempozyum sergisi olan Dünkâşi, bugün Evani sergisinde izleyiciyle buluştu bu eser. Size birazcık tasarımdan bahsetmek istiyorum. Kara hindiba çiçeğini, stilizasyonunu en detaylı haliyle görüyoruz. Merkezsel bir tasarım insanı kendine içine çeken dairesel bir form. Özellikle bu detayları fazlaca kullandım. Yani olabildiğince çiçeğin detaylarını vermeye çalıştım ki bu içine çekme etkisi artsın. Dışta ayrıca bir tabak var. Siyah zeminli ve yine mat sırlıdır. Bu çiçeğin olgunlaşmış halini daha iyi anlatabilmek için de içeride maviler üzerinde kullandığım noktaları siyah zemin üzerinde daha geniş, daha dağınık, daha serbest bir şekilde yerleştirdim. Dolayısıyla bu tasarımın tamamlanması benim için bu iki katmanı bir araya getirip o güçlü etkiyi sağlamaktı. Çini zaten geleneğe bağlı ve geleneğe hapsolmuş bir şekilde düşünmüyorum. Bu çağda yaşayan insanların kendini çeşit çeşit anlatma biçimi var. Sanat zaten bunun için var. Hepimiz farklı bir dilden konuşuyoruz. Benim anlatım dilim Çini üzerinde. Zaten ben buradayım, yaşıyorum ve yaptığım iş bu çağda yaşadığım için çağdaş oluyor. Aslında bu konu geleneksel camiada sürekli konuşulan, sürekli fikir beyan edilen bir konu aslında. Ama iş üretmeye geldiği zaman bir kere zorlu bir süreç. Değişim içeren, farklı bir kavramsal niteliği olan, sanatçı duruşu olan bir iş üretmek zor. Bütün bu zorluğu, üretme sürecindeki zorlukları aştıktan sonra ortaya çıkıp bunu sergilemek de çok zor. Onlarca eleştiri okuna maruz kalacağını bir kere sanatçı bilecek. Hep bu yollardan geçtiğim için bunu rahatça söylüyorum. Gerçekten cesaret isteyen bir iş ve bu eleştiriler daha ziyade Çin'in nasıl olması gerektiğini öğretmeye yönelik üstelik. Çünkü bu aslında bahsettiğimiz bir camia ise, bir geleneksel camiadan bahsediyorsak, bu beslendiği gelenek dolayısıyla hocalar ve kurallarla oluşan bir bütün, ister istemez bir baskı unsuru. Bu baskıyla oluşan ortamda ürettiğiniz cesur yaklaşımlarla ürettiğiniz eserler ilk başta bir şokla, hayretle, kınamayla kimi zaman karşılanıyor. Bu neden geleneğin dışına taştın ki? Bu yaptığın şey aslında geleneksel değil. Sen nasıl bir geleneksel eğitimi aldın? Bütün bu sorulara maruz kalıp kendini ifade etmek, zaten aslında ortaya koyduğumuz iş kendimizi ifade etmez mi? Eder. Ama bütün bunlara göğüs germek demek aslında. Güncel sanatın içinde yer alamamasının, yer bulamamasının sanatçı tarafı tam da bu. Önümüzdeki yıllarda Çini'nin çağdaş yorumlarının artacağını düşünüyorum. Böylece Çini'yi güncel sanatın içinde daha çok göreceğiz. Tarkovski'nin çok sevdiğim bir sözü var. Der ki, sanat bir yakarma, bir dua biçimidir ve insan yalnızca doğasıyla yaşar. Sanat benim için de ilahi bir yakarış gibi.